Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeniniz Muhammed. Bugünkü konumuz okulda en son işlemiş olduğumuz 7. ünite turizm ünitesi arkadaşlar. Turizm ünitesini öğrendik fakat son kez bir kelimeleri kenarda, kıyıda, köşede karşımıza çıkabilecek, testlerde böyle karşımıza çıkabilecek kelimeleri ufak bir tekrar edip ardından bir tane gramer yapımız olan Have You Ever yapısı öğrendikten sonra örnek test çözümlerine, örnek soru çözüm tekniklerine geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak bir bakalım. Match the structures with the prompts diyor. Burada bazı resimler var. Resimleri görüyoruz arkadaşlar. Kimisinde amfiteyatro var, kimisinde dinozor kalıntıları var, kimisinde böyle bir uzak doğudan kalma bir tapınak var, köprü var. Bunları yukarıdaki İngilizce isimleriyle eşleştirmemiz gerekiyor. Bakalım bunları eşleştirelim. Hemen mesela burada bir mosque var. Hangisi olabilir bu mosque? Yeni tarz mimaride yapılmış bir mosque'umuz var burada. Bakalım bununla eşleştirelim. A dedik ve mosque'yu buradan elemiş olduk arkadaşlar. Ne var bunda? Burada cathedral var. Cathedral deyince arkadaşlar aklımıza kilise gelmesi lazım. Ama normal kiliselerden bir tık büyük kiliselere cathedral diyorlar. O da B bölümü 7 numaralı resme geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada normalden daha büyük bir cathedral var, yani kilise var. Ardından palace. Palace ne demekti? Saray demekti. Gözünüz hemen bir saray arıyor. Bu olamaz neden? Çünkü taş yapıdan yapılmış bir kale. Burada 9 numaralı arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bir palace var ve de burayı palace yapıyoruz. Palace da buraya geçiyoruz. Kelime tekrarlarına devam ediyoruz. Karşımızda tank var. D bölümü, pardon, yani D seçeneği, hangisine gitmesi lazım diye bakıyoruz arkadaşlar. Ve mezar, anlamının mezar olduğunu bildiğimiz için buraya getiriyoruz arkadaşlar. Eğer burayla ilgili bilmediğimiz kelimeler varsa beni dinlerken veya izlerken arkadaşlar not almanız gerekiyor, biliyorsunuz. Ve karşımızda bir de bridge kelimesi vardı. Bridge ne demekti? Köprü demekti. E bölümü olarak 6 numaraya buraya geliyor. En kolay kelimelerden birisi de zaten buydu. Evet, karşımızda bir de castle kelimesi var. Castle, kale demekti arkadaşlar. Kale yapısını zaten burada direkt baktığımız zaman karşımızda açık ve net bir şekilde duruyor. Kale kelimesi olan F kelimesi de buraya gidiyor. Museum, müze ile ilgili. Hani burada her biri bir müzeye benzeyebilir. Baktığımız zaman her biri tarihle alakalı, her biri tarihsel. Fakat elimizde elle tutulur tarihle alakalı, daha da diğerlerinden daha da eski dinozor kalıntılarının, dinozor iskeletlerinin bulunduğu bu bina diğerlerine göre daha çok müze gibi durduğu için buna müze diyoruz arkadaşlar ve G'yi buraya yazıyoruz. Ardından H bölümümüz, shrine var. Shrine aslında arkadaşlar türbe demektir. Fakat biz bunu şey olarak da kullanabiliriz. Tapınak olarak da kullanabiliriz. Buraya baktığımız zaman da Uzak Doğu'dan, Çin'den veya Japonya'dan karşımıza böyle bir tapınak çıkıyor. 10 numaraya da shrine yazıyoruz arkadaşlar. H diyoruz. Ardından square var. Square ne demekti? Meydan demekti arkadaşlar. Square meydan olduğu için 12 numaralı bölüm bir şehir meydanı arıyoruz. 12 numaraya da I, yani İ'yi yazıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. J bölümündeyiz. Fountain. Fountain aslında çeşme demek. Ama böyle biraz daha anıtsal, biraz daha böyle fıskiye şeklinde bir çeşme bulmamız lazım arkadaşlar bizim. Onu gördüğünüz üzere 4 numaralı resimde tam da aradığımız tarzda böyle bir süs havuzunun üstündeki bir çeşmesi, bir yapı var. J bölümünde buraya yazıyoruz arkadaşlar. K bölümüne bakalım. Amphitheater diyor. Amphitheater olarak da amfiteyatro, sizin de gidip Antalya'da gezip gördüğünüz bir bölüm arkadaşlar. K bölümünde, amfiteyatro bölümünde buraya yazıyoruz. Ve son olarak elimizde monument kalıyor.
Monument ne demekti? Anıt demekti arkadaşlar. Burada da Çanakkale'deki şehitler anıtının bir resmini görüyoruz. Ve de L yani L'yi buraya da buraya yazıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, resimler bu şekildeydi. Eşleştirmelerini yaptık. Şimdi diğer yapılara geçiyoruz. Bunlar da neydi? Tatil türleri. Hemen bunları bir yapalım arkadaşlar. Yapmadan önce ufak bunları incelemenizi istiyorum. Evet, incelediğimize göre arkadaşlar şimdi bunların eşleştirmelerini yapabiliriz. City sightseeing şehir gezisi demektir. Bir şehre gidip şehrin müzelerini, caddelerini, sokaklarını, alışveriş yapılacak yerlerini gezmek demektir arkadaşlar. O yüzden şehir gezisinin olduğu 8 numara apaçık burada belli. City sightseeing, eminim sizler de böyle tahmin etmişsinizdir. City sightseeing'i buraya yazıyoruz. Ardından Seaside Beach Vacation var. Ne demek Seaside Beach Vacation? Bunu kesinlikle şeyle karıştırmayalım. Şununla karıştırmayalım arkadaşlar, denizi gördük diye. Neden? Bir deniz kenarı, bir kumsal, bir sahil olması lazım. Deniz kenarında yapılan bir tatilden bahsediyor arkadaşlar. Bu da bir numarayla karşımızda. Seaside Beach Vacation. Da buraya yazmış oluyoruz. Vacation on the mountain. Dağlarda bir tatil. Dağda bir tatil yapmak. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Ufak tefek bir dağa çıktı. Trekkingtir ondan sonra. Ya da ne bileyim camping gibi bir aktivite yapmaktır. Ama bunu dağda yapmaktır. Ya da dağın zirve noktalarında yapmaktır. Ya da orada bir climbing, rock climbing yapmaktır. Bunların hepsini genel adına vacation on the mountain diyebiliriz. Countryside karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kırsal kesimde bir tatil yapmak. Kırsal kesimde tatil yapmak derken şu da olabilir baktığımız zaman. Fakat bu daha çok kamp yapmakla alakalı. Bu da çadır olduğu için kırsal kesimde tatil yapmak demek herhangi bir bağ evinde, şehirden uzak, gürültüden uzak bir yerde tatil yapmak demektir. O da arkadaşlar ondan dolayı 3 numaralı resme gidiyor. Şurada ufak tefek yapılar var. Belki siz göremiyorsunuz ama arkada ufak tefek yapılar var. Vacation in the countryside. Buraya yazıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar cruise holiday ile. Cruise holiday ne demekti? Gemide tatil yapmak demekti. Titanic mantığı arkadaşlar. Belirli bir limanla yola çıkıyorsunuz. Bazı limanlarda duraklar, aralar veriyor. Onun haricinde komple denizde yolculuk yaparaktan bir tatil geçirmek anlamında cruise holiday. O yüzden 4 numaraya cruise holiday yazabiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz camping holiday ile. Camping holiday dediğimiz zaman biraz önce de dediğim gibi direkt karşımızda ne aramamız lazım bizim arkadaşlar? Karşımızda direkt bir çadır aramamız lazım. Çünkü çadır olmadan kamp olmaz biliyorsunuz. Camping holiday'de o yüzden 2 numara yazıyoruz. Devam edelim. Winter vacation'la. Winter vacation ne demekti? Kış tatili demekti. Kış tatili deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Skiing geliyor. Kış tatili deyince aklımıza ne geliyor? Snow geliyor. Kış tatili deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Gloves, ondan sonra scarves. Bunlar geliyor arkadaşlar. Ve bunların hepsinin toplamı burada var arkadaşlar. Kış sporları yapıldığı ya da ne bileyim kış aktivitelerinin yapıldığı playing snowball ya da making a snowman gibi bu tür aktivitelerin yapıldığı kış tatili arkadaşlar 9 numaralı fotoğrafa gidiyor. Winter vacation. Cultural holiday ile devam ediyoruz. Daha çok gittiğiniz yerin kültürel zenginliklerini öğrenmeye, kültürel zenginliklerini edinmeye yönelik bir tatildir. 5 numaralı fotoğrafa baktığınız zaman arkadaşlar
herhangi bir kültürün maskelerini, paralarını ya da ne bileyim evlerinde kullandıkları ekipmanlarını görüyoruz arkadaşlar. 5 numarada da cultural holiday diyebiliriz. Historic holiday'de devam edelim. Historic holiday'de ne oluyor arkadaşlar? Tarihi gezi demek. Aslında bunlar arasında en kapsamlılardan bir tanesidir. Historic holiday dediğimiz zaman bir mosque, bir katedral gezdiğiniz zaman yine historic holiday olabilir. Ya da ne bileyim bir müze gezdiğiniz zaman yine historic holiday olabilir. Bunların hepsi arkadaşlar yani tamamen gezinizin amacı tarihi yerleri görmek, tarihi yerleri gezmektir. Bunun adına da historic holiday diyoruz. Ve 6 numaraya gidiyor. 6 numarada da tam bir temple var arkadaşlar. Eski bir tapınak var gördüğünüz gibi. Historic holiday. Buraya yazmış bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kelimeler bu kadardı. Kelimelerin tekrarı bu kadardı. Ufaktan şimdi bir gramer yapımız var. Hemen gramer yapımızı ufaktan bir anlatacağım. 2-3 dakika sizde. Nedir bu gramer yapımız? Have you ever yapısı arkadaşlar. Have you ever yapısı neydi? Hemen buradan bakalım. Have you ever arkadaşlar, daha önce hiç demektir. Have you ever? Peki, ne demektir bu daha önce hiç? Ne gibi bir soru sorabiliriz hocam bununla derseniz? Mesela şu şekilde bir soru sorabiliriz. Have you ever eaten a sushi? For example. Daha önce hiç sushi yedin mi gibi bir soru sorabiliriz arkadaşlar. Peki, bunun cevabını nasıl vereceğiz? Yes, I have diye. Ya da no, I haven't. Ya da no, I have never da diyebiliriz arkadaşlar. Hayır, daha önce hiç yapmadım, yemedim, etmedim anlamında. Yes, I have dedikten sonra ayrıntılar verebiliriz. Şurada yemiştim, şöyle tadı vardı, böyle tadı vardı. Ya da no, I haven't dedikten sonra ama tatmak isterim. Benim bir arkadaşım şöyle demişti, böyle demişti anlamları da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Buradaki bizi tek şaşırtacak olay eat kelimesinin bu hale gelmiş olması. Arkadaşlar, düzenli fiillerde sıkıntı yok. Past simple tense'de öğrendiğimiz gibi düzenli fiiller sonuna ed almaya devam ediyor. Fakat burada past participle'a geçiyor. Neden? Çünkü have you ever yapısı present perfect tense'de kullanılan bir yapıdır. Ve de fiillerimiz past participle, yani fiilin üçüncü halini alır arkadaşlar. Ondan dolayı fiiller karşımıza farklı şekillerde çıkar. O noktada fiillerin, en sık kullanılan fiillerin past participle hallerini bilmekte fayda var. Neden? Çünkü have you ever'lı bir yapı çıktığında eaten'ın biz anlamının yemek yemek olduğunu bilemezsek, yani karıştırırsak ne olur? Soruyu çözememiş oluruz arkadaşlar. O yüzden onları bilmekte fayda var. Şimdi bakalım have you ever ile ilgili şuradan ilk 3 ya da 4 tanesini çözelim vaktimiz olduğu kadar arkadaşlar. Have you ever flown a plane? Daha önce hiç uçakla uçtun mu diyor. Ondan sonra bunu kim uçmuş ya da uçmamış ona bakacağız. Uçmuş mu ya da uçmamış mı? Olumsuz mu? Olumlu mu? Ona bakacağız arkadaşlar bir de. Bölümümüz bu şekilde complete the table below diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şurada isimler var. Lillian ne demiş? Yes I have. The take off was a bit scary but I enjoyed the flight. The plane was very big demiş Lillian. Hemen Lillian'ın ismini buraya yazıyoruz arkadaşlar. Ardından uçmuş mu uçmamış mı ona karar veriyoruz. The take off was a bit scary, iniş birazcık korkutucuydu fakat uçuşu hoşuma gitti. Uçuş beni sevdim diyor. The plane was very big, uçakla çok büyüktü demiş diğer bir diğer hoşuna giden olay. Ve sonuç olarak buraya olumlu yazabiliriz. Have you ever bought an interesting gift demiş. Bakalım ne demiş. Daha önce ilginç bir hediye aldın mı demiş. Bakalım burada ilginç bir hediye satın alan, satın almakla ilgili Parker var arkadaşlar burada. Yes I have demiş. I bought
A dragon freed from Thailand. For my friends, they loved it. Daha önce Tayland'dan arkadaşlarım için dragon meyvesi almıştım demiş ve onlar onu çok sevdi demiş. Mesela baktığımız zaman bu arkadaşımız daha önce bunu tecrübe edinmiş mi? Evet, edinmiş. Peki arkadaşın ismi ne? Parker. Parker'ın ismini buraya yazıyoruz arkadaşlar. Ardından buraya olumlu olduğu anlamında tiki atıyoruz. Devam edelim. Have you ever ridden a horse or a donkey? Daha önce hiçbir ata bindin mi? Ata ya da eşeğe bindin mi diyor arkadaşlar. Bakalım. Burada Kimberly isimli bir arkadaşımız var. No, I haven't demiş. I am scared of horses and donkeys demiş. Ben atlardan ve eşeklerden korkarım. Daha önce bilmedim demiş. O zaman Kimberly'nin ismini buraya yazıyoruz. Ve olumsuz bir cevap verdiği için bu şekilde cevabını da çarpı koymuş oluyoruz arkadaşlar karşısına. Şimdi arkadaşlar genel olarak özetleyecek olursak bunlarla ilgili kelimeleri tekrar ettik. Have you ever yapısına baktık. Buradan 3 tane bir alıştırma çözdük. Cevapları nasıl vereceğini gördük. Şimdi birazdan soru çözümüne geçelim.